Merhaba, ben Zeliha Doğan, 20 yaşındayım. 11 yıldır kickbox, muay thai, boks ve wushu branşlarıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda kickboksa dünya şampiyonusu, dünya şampiyonuyum ve bu sene büyüklerle dünya üçüncüsü oldum. Aynı zamanda muay thai branşında da 2 kez Avrupa şampiyonluğum var. Biz bu sporu 3 kardeş yapıyoruz. Üçümüz de aynı, benim gibi kardeşlerim de başarılı. Benden küçük kardeşim de dünya şampiyonu. En küçük kardeşimiz boksta Türkiye şampiyonu. Yani 4 Ben gün araya gireceğim, sonra... pardon. Mesajın olacak mı Antalyalılara? Evet, 4 gün sonra Antalya'da yapılacak kickbox açık turnuvaya bütün Aksakillileri, Antalyalıları beklerim. Bizi desteklemenizi çok isterim. Ve bize bu maç için yardımcı olan, sponsorluğumuzu Pardon, yapan... destek vermişken biraz da Mustafa Evet, Bey'e de. ona da giriş Evet. yapacaktım. Bize bu maçta çok yardımcı olan, bizim sponsorluğumuzu yapan Pınarbaşı Kuyumculuk Mustafa Aksekili'ye çok teşekkür ederim. Onun sayesinde bizim müsabakaya girme şansını elde ettik. Onun hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Ondan Allah razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İzin verirseniz ben de bir iki cümle kurmak istiyorum Pınarbaşı Kuyumculuk'la ilgili. Ben kendisiyle sosyal medya üzerinden tanıştım ve şu an onun mekanını ziyaret etmek için bulunuyorum. Kendisi hakikaten tam bir spor dostu. Başta doğup büyüdüğü yer Akseki olmak üzere tüm Antalya'ya gerçekten özellikle salon branşlarında verdiği destekler göz ardı edilemeyecek kadar büyük ve anlamlı buluyorum ben. Zaten kolay kolay bu konuşmayı yapmam ama az önce şahit olduğum bir olayı gündeme getirmek ve özellikle siz kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla konuşma ihtiyacı duydum. Az önceki kız sporcumuz, bayan sporcumuz tesadüf sonucu burada kendisiyle tanışıyor ve sporun Muay Thai'ydi değil mi? Evet, Kickbox Muay Thai branşında tesadüfler sonucu buluştuktan sonra destek olmaya karar veriyor. Kendisi zaten bir baba olarak da kız çocuklarını sahiplenmiş durumda. Bu benim için çok önemli. Ben de kendisine siz spor kamuoyu önünde hakikaten şahsım adına teşekkür ediyorum. Mustafa Akseki Pınarbaşı gibi arkadaşlarımızın çoğalması ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi 4 Ocak 2017 tarihinde, 2018 tarihinde çok özür dilerim. Evet. Pınarbaşı Kuyumcu ve Şarambol Caddesi'ndeyiz. Ejder Bey, biz Antalya sporun maçlarında ve genellikle spor karşılaşmalarından, bayan futbolunda, erkek futbolunda her yerde karşılaşırız. Hususi benim yeni yılımı kutlamak ve çayım içmek, bir tanışmak, dükkanımı görmek için gelmiş. Nasıl bir Aynen. insan, nasıl bir sporcu velisi bu diye. Şimdi geldiği zaman tam çay içerken tabii Dünya ve Avrupa Şampiyonu kızımız geldi. Turnuvası var haftaya. Geldiği zaman evrakları var. Yeni getirdi Mustafa amca, böyle böyle senin yardımın için çok teşekkür ederim deyince, Mustafa amca bize sahip çıkan yok, bize sponsor olan yok. Özellikle bayan sporcular yok deyince, ben de bir sporcu velisi olarak yani şu anda çok duygulandım. Evet. Her zaman derim ya, evden çıkarken niyetin düzgün olacak. Evden çıkarken niyetin düzgün olacak. Bu çocuklar tam bir haftadır buraya yağmur demeden, çamur demeden geliyorlar. Üç kardeş bunlar, okullarından fedakarlar gelip geliyorlar, tamam mı? İşte burada tesadüfen Antalya'nın en değerli spor yazarlarından ödül almış fotoğrafçısını da karşılaştılar. Ve ikisini de ben aynı zamanda tanıştırdım. Dedim ya, her zaman niyetin düzgün olacak. Allah her zaman çalışana verir. Azmedene verir, sabredene verir. Yeter ki niyetin düzgün olacak, yeter ki azmedeceksin. Biz de bugün onun karşılığını gördük yani, evet. Evet, sporcumuza ömür boyu mutluluklar, başarılar dileriz. İnşallah kendisi öğretmen olduğu zaman da nice dünya ve Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları yetiştirecek sporcu olur. Biz de yani bir çorbamıza bir tuzumuz olsun yeter bizim. Başka bir şey istemiyoruz. Ejder Bey'e de çok teşekkür ederiz. 7'den 70'e yıllardır Antalya sporuna, Antalya spor hayatına il ve ilçeler dahil ayırt etmeden her zaman her yere koşmuştur. Yağmur, çamur demeden, sıcak demeden 365 gün herkes tatil yaparken bu spor salonlarına ömrünü geçirmiştir. Belki o kadar haber yapmıştır, 1 lira almamıştır, cebinden belki milyonlar harcamıştır. Aynen. İşte burada bugün bunu karşılaştık. Bu videoyu sırf biraz da hatıra olsun ve
Türkiye'deki Antalya'daki spor camiası, sporla ilgilenen insanlar görsün diye çektik. Benim her zaman bir de meşhur lafım var. Fedakar sporcu verileri olmadan, fedakar sporcu aileler olmadan spor hiçbir yere gelmez. Bunun örneklerini biz her zaman yaşıyoruz. Herkesin de aynı zamanda 2018 yeni yılını kutlarız buradan. Hocamızla ve sporcumuzla beraber. Herkese iyi günler dileriz. Lütfen herkes etrafındaki sporcularda en azından bir sporcuya sahip çıksın.